Günaydın herkese. Pazartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Birden unuttum bugün neydi günlerden diye. Saat 10.30, 11'e 20 var hatta. Ben yeni uyandım. Yani sabah böyle eşim giderken hafif uyandım. Kalkayım sana kahvaltı hazırlayayım falan dedim ama mümkün değil kalkamadım. Dün nasıl ezildim, nasıl yorulduysam artık. Yani bugün çok kötüydü. Oğlum da dün akşam Serpil'e gitmişti. Ege çağırdı onu, gel birazcık oynayalım dedi. Saat daha çok erken dedi. Gittiler, gitti oğlum Ege'lere. Orada oyun oynarken artık demiş ki Ege, istersen bu gece sen bizde kal, daha rahat oynayalım. Zaten yakında gideceksin, görüşemeyeceğiz falan gibi. Batında kalmak istedi. Tamam oğlum dedim, kalabilirsin, sıkıntı yok. Zaten Serpil biliyorsunuz, hani daha önce de Serpil defalarca sizle karşılaştı, görüştü. Hani öyle dediğim gibi Serpil'i zaten videolardan tanıyorsunuz arkadaşlar. Hani benim karşı komşum, hemen evimin karşısında evi var, yıllardır tanıdığım komşum. O yüzden hani onun oğlu bizde, benim oğlum onlarda, fark etmiyor, kalabiliyor yani, sıkıntı yok. Ailece tanıştığımız için. Dediğim gibi uzun yıllardır da bir tanıyıp bildiğim, güvendiğim de bir insan olduğu için problem olmuyor. Öyle yani, bugün sadece evdeyiz. Bugün hiçbir yere çıkmayacağım. Belki bir ara markete gider gelirim. Bugün temizlik yapacağım evde. Çünkü yarın komşularımı davet edeceğim. Emri abla, işte Yeşim, Ayşegül, Ayşe abla. Onları yarın alacağım çaya öğleden sonra. O yüzden bugün evde durup biraz temizlik yapayım. Kaç gündür iyice boş verdik her şeyi. Yiyip içip gidiyoruz evden. Öyle bugün temizlik yapacağım. Hatta börek falan saracağım bugünden. Dolma da sarmayı düşünüyorum ama. Dolmayı sadece düşünüyorum. Karar vermedim henüz. O biraz böyle sıkıntılı. Vakit yeter mi? İşte sarabilir miyim? Yetiştirebilir miyim daha doğrusu? Bilmiyorum. Bakacağız artık bakalım ona da. Öyle bugün işte temizlikti, hazırlıktı. Bugünden yapılabilecek olan şeyleri yapmak istiyorum. Çünkü evi süpürmem lazım, silmem lazım. İşte banyo taraflarını temizlemem lazım. Temiz, kirli değil. Ama ne bileyim, paspaslar değişecek, ev toz alınacak falan filan, böyle yani. Çok şükür. Bakın orada hala oğlumun PlayStation'ın kolları. Şöyle nasıl göstereyim? Bakın. Ah burada işte. Orada PlayStation'ın kolları, kabloları, her şeyleri ortada. Her an böyle oynadıkları için kaldırmıyorum zaten. Öyle arkadaşlar, bugün temizlik, hazırlık, yemeğim de yok. Yemek de yapacağım akşama diye. Öyle. Ben kendimi hazırlıyorum bugün kahvaltıyı. Oğlum yok. Ege'lerde biliyorsunuz. Eşim erken çıktı. Şimdi ben de iki tane tost yapayım istedim kendime. Bu ara birazcık abarttık bu işleri ama yapacak bir şey yok. Yarın öbür gün toptan gireriz rejime, bakalım inşallah hayırlısıyla. Öyle arkadaşlar, Yeşim'cim aradı, kahvaltıya gel Pervin diye. Dedim Yeşim hiç gelmeyeyim. Bugün işlerim çok fazla. Yani bugün evden çıkarsam daha eve dönüp bir daha asla konsantre olamam. Bugün bitiyor ondan sonra. Dedim temizlik yapacağım, işlerim var, hazırlık yapacağım falan filan böyle. Öyle arkadaşıma da gidemedim. Bugün evdeyiz arkadaşlar. Hemen şu kahvaltımı yapayım. Ondan sonra başlayalım bakalım. Tostlarım pişti. Çayımı da koyayım. Ondan sonra balkona çıkayım. Karnımı doyurayım. Sonra da başlayalım bakalım. Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Nazlı'nın bahçesinden. O gün kopartıp vermişti bana ama sertlerdi birazcık. Dedim ki orada olgunlaşsınlar. Hatta böyle birazcık böyle yumuşamaya başlamışlar sanki. Şu da bunu bana arkadaşım yapıp vermişti. Böyle kuru kuru, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bastırmış kavanoza. İlk defa yapmış o da. İlk defa yaptıklarından bir tane de bana verdi. Üç tane falan yapmış galiba. Şimdi ben onu haşlayacağım, oradan çıkartıp dolma yapacağım arkadaşlar. Bakalım yani, inşallah olur. Öyle şu çayımı da doldurayım. Şu temizlik modundan çıkmadan bir evi süpüreyim. Öyle buzlukta biraz kıymam vardı, onu çıkarttım. Şöyle bunları da bugünden kavuracağım. Börek saracağım, dolaba atacağım artık. Çünkü sıcakta bir şey yapamam yarın yani diye düşünüyorum. Hani bugünden sarılır mı dersiniz belki ama olsun, ben sarayım dolmamı, böreğimi sarayım, dolapta dursun. Hatta tatlımı da bugünden yapacağım.
dolapta dursun yani. Hazır beklesin, sabah fırına sürerim. Bir de peyniri tert yapacağım, onu yarın sabah yapacağım. O sıcak sıcak olması gerekiyor. Bir de pişirmeyeceğim onu. Bir de dediğim gibi hamurunun taze yoğrulması gerekiyor. Bugünden yapılacak bir şey değil. Öyle bakalım arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Evet, bana afiyet olsun. Perdenin sesini de duyuyorsunuz arkadaşlar. O kadar güzel esiyor ki hava bugün. Daha doğrusu bizim balkon genelde bu şekilde ılık ılık esiyor. Biraz ev yüksekte kaldığı için balkon çok serin. Bir de deniz var ya şurada. Bakın arkadaşlar, denizden de geliyor bu tarafa rüzgar. Balkonda oturması rahat yani, o yüzden. Ama aşağıya bir inseniz sıcaktan herhalde pişeriz diye yine düşünüyorum. Şu çiçeği de bana Sabahat teyze vermişti sağ olsun. Ereğli'ye gitmiştik ya. Yok, Akçakoca'ya pardon. Oradan Sabahat teyze vermişti sağ olsun. O da çok güzel oldu. Baksanıza ortadan çıkartıyor yine yapraklar. Neyse, oturup kalmadan bir an önce şu yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra geçelim. Şöyle şu halıları da bir toplayayım da. Şu aradakileri kaldırdım. Mutfaktakini kaldırdım. Bunları yan balkondan sirkeleyeceğim artık. Ondan sonra da süpürüp silerim. Şuradakini de alayım da. Allah'tan bütün halılar neredeyse evde yıkanabilir. Yani şu salonun büyük halıları hariç hepsini makineye atabiliyorum. Allah'tan yani. Şimdi bunları sirkeleyeyim. Temizler gerçi. Bunları ben yeni yıkamıştım. Altlarını süpürürken böyle hep şey yapıyorum. Kaldırıyorum bunları, balkondan silkeliyorum. Ondan sonra silip süpürüp yerleştiriyorum. Şu masanın üstünü de hemen şöyle boşaltayım. Bunlar bile toz oluyor. Yani burası bile, ay ay, bismillah. Kız nereye gittin? Şunları böyle silkeleyeyim. Ondan sonra taraftan temizlik, bir taraftan işte mutfakta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle böreğimin için yaptım ki birazdan markete gideceğim. Yufka falan alıp geleceğim. Bu arada bu da soğumuş olur. Ben de bundan gelince gül böreği yapacağım. Şöyle bir yandan da, o çok ısınmış. Şeyi, yaprakları böyle haşlamaya çalışıyorum. Onları arkadaşım böyle kuru kuru kavanoza koymuş. Bunlar, ben hiç böyle bir şey yapmadım ama kuru kuru kavanoza koymuş, orada tutturmuş. Normalde salamurasını biliyorum ya da böyle kavanoz şeklinde yapar annem. Hani kavanozu kuru bastırır, içine biraz su koyup onu böyle büyük kazanda kaynatır. Onu biliyorum ama bunu bilmiyorum. Bunu kuru kuru koydum dedi arkadaşım. Hiç de bir şey olmamış. Bakın şöyle görüyor musunuz? Yani tazecik duruyor. Şuranın ışığını da yakayım da. Şöyle tazecik duruyorlar. Şimdi bunları böyle sabah gördüğünüz, hani gösterdim ya size. O kavanozun içindeydi, çıkarttım. Şöyle aygazımın kirini görmeyin. Yani malum üzerinde yemek var şu anda. Çıkarttım ve haşlıyorum. Ondan sonra da içini yapacağız bakalım. Yapraklar haşlansın. Dolmanın içini de yapacağım ondan sonra. Kıymalı harcım da pişsin. Ondan sonra yemek de koydum. Yemek de pişsin. Markete gideceğim. Önce evi sileyim, toz alayım. Ondan sonra markete gideceğiz bakalım Buraya beraber. çamaşırlar vardı, asıldı. Şimdi balkonu süpürdüm. Siliyorum. Bir tur sildim. Şöyle üstünden bir de temiz suyla geçeyim. Şuraları da şöyle silelim. Şimdi buranın halısını serdim. Şimdi bir de masa örtüsünü falan da yıkamıştım. Atmıştım makineye. Bunu da sereyim. Şöyle. Şurası şey, leke değil. Kızım burada takma tırnak yapıştırıyordu balkonda.
O onun yapıştırıcısı. Bakın çıkmıyor. Kesinlikle çıkartamıyorum orayı. Şöyle arkalara bir yerlere atıyorum ben de. Görünmesin diye. Evet. Şu Sabahati çiçeği de şöyle koyduk mu? Tamamdır. Artık han sandalyelerini koymadım. Sandalyeleri de yerleştireyim kenarına. Artık içeri geçip salonu silip süpürdüm. Habire süpürmekten bahsediyorum. Salonu sileceğim, tozunu alacağım. Ondan sonra geliyorum gene bakalım. Tamamdır. Balkonumuz oturmaya hazır. Yine bakın ne güzel esiyor, ılık ılık. Çok güzel esiyor. Ama ben oturamıyorum tabii, işlerim var. Ben bu şekilde atıyorum bunları makineye. Kılıfını çıkartmıyorum. Böyle atıyorum. Topaklanma falan da hiç olmuyor. Küçükler zaten. 2-2 kısa programda atıyorum. Bunlar çok sık yıkandığı için zaten kısa programda temizleniyorlar. Hemen bunları da atayım da. Şöyle önce masanın altını sileyim. Sonra hemen sandalyeleri de silip. Bakın dağıttım ortalığı. Hemen buraya yerleştirelim onları. Mopum kırıldı. En son yaptığım temizlikte mopum kırıldı. Böyle villada kaldım. Bir türlü yenisini almak da aklıma gelmiyor çarşıya gittiğimde. Neyse artık bundan da 2-3 sefer alınca aynı şey oluyor zaten. Normalde tek seferde olmuyor. Bırakıyor villada. Ama moplar öyle değil. Onlar çok güzel. Silip süpürüyor ortalığı. Markete geldim. Hemen ihtiyaçlarımı alıp çıkayım. Şuradan yumurta da alayım. Şöyle kuruk var mı diye bakayım önce de. Yok. Yumurta da aldım. Sebzeyi alacağım. Şehre salatası yapacağım çünkü. Bundan bir tane alayım. Limon alacağım. Limonlar kötü sanki ama çok kalın kabukları var. Bunlar da pek sulu olmuyorlar işte.
Ama şöyle 3 tane alayım. Şimdilik. Haş haştır, tatlım da hazır. Fırına gönderiyorum. Tatlıyı bir gün önceden yaparsak daha güzel oluyor arkadaşlar. O nedenle bir gün önceden yapıyorum. Çırpma kabına 1 su bardağı soğuk süt koyuyorum. Üstüne 2 paket krem şanti ekleyeceğim şimdi. Sonra çırpacağım. Bunu dolaba atacağım ki tatlı pişene kadar bu da orada biraz katılaşsın. Evet, şimdi haş haşlı tatlımız pişti. Şöyle biraz sıcağı çıktı. Ondan sonra hemen şerbetini döküyorum. Yani kek de biraz ılıdı, şerbet de biraz ılıdı. Zaten şerbeti çok kaynamıyor bunun, biliyorsunuz. Hani 3-4 dakika falan kaynasa yeterli oluyor. Neyse, ben kalan şerbeti de dökeyim. Şimdi krem şantiyi dökerken tekrar geliyorum bakalım. Evet, şimdi kekim şerbetini çeksin. Biraz daha böyle soğusun. Krem şantiyi ondan sonra dökeceğim. Ben şöyle dolmalara başladım bir de. Bakın. Bunun altına ne koydum? Margarin paketi koydum. Dolmanın ilk sırasını genelde yakarım ben. Yakmamak için margarinin paketini onun altına koydum. Böyle işte şuraya dökmüşüm artık, ama kusura bakmayın arkadaşlar. Görüntü kirliliği oldu. Şunlar için de kusura bakmayın. Neyse, ben devam ediyorum. Evet, dolmalar bitti. Çok değil. O gördüğünüz kavanozdan bu çıktı arkadaşlar. Yeter artık, yapacak bir şey yok. Şu en sona kalmıştı. Bunun içine hepsini doldurdum kalan pirincin. Zaten yaprak az diye pirinci de az yapmıştım. İsabet olmuş yani. Böyle. Evet, şöyle ben yufkalarımı kestim. 3 parçaya böldüm. Şöyle kıymalı harcımı da göstereyim size. Bakın, kıymalı harç yaptım. Soğanlı kıymalı daha doğrusu. Şöyle. Ay, tek elle anca bu kadar oluyor. Güzel oldu ama, değil mi? Tek elle. Evet, ben krem şantiyi de döktüm tatlının üzerine. Şimdi şöyle haşla birazcık böyle süsleyeyim. Ondan sonra çok az da Hindistan cevizi dökeceğim. Ondan sonra tatlımız hazırdır. Böreğimizi de sardım. Dolmamız da hazır. Tatlımız da hazır. Ben artık Serpil'e kahve içmeye gidiyorum arkadaşlar. Belki Serpil'de çekebilirim, belki çekemeyebilirim. Bakacağız artık duruma göre. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet, ben Serpil'den geldim. Kahvemi içtim, sohbetimizi ettik. İyi geldi gerçekten. Bugün gerçekten yorulmuşum. Yani iş yormuyor. Hani öyle aman aman büyük bir iş de yapmadım zaten. Normal gündelik sil, süpür, toz al, işte çırp falan böyle. Çamaşır yıka, çamaşır as, çamaşır topla falan böyle. Bu kadardı yani. Gerçi börek yaptım. Gül böreği yaptım, biliyorsunuz. Sonra haş haşlı tatlı yaptım. Ondan sonra dolma sardım. Başka da bir şey yapmadım zaten. Ama gerçekten yorulmuşum. Dediğim gibi iş yormuyor insanı. Sıcak çok yoruyor. Nem çok yoruyor. O nedenle Serpilciğimin yaptığı kahve bana iyi geldi gerçekten. Şimdi artık eve geldiğime göre kapanışı yapabilirim. Artık sizinle yarın görüşmek üzere vedalaşabilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.